Evet, şu anda Destek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucu üyelerinden ve en çok emeği geçen insanlardan birisi Şaban Alpat. Derneğin gerçekten en büyük emeği geçenlerden birisin. Şimdi ben Şaban abi, derneği ne amaçla kurdunuz? Derneğin bugüne kadar gelen yol çizgisi, aşağı yukarı 97 yılında kurulan dernek, sizce beklenen boyuta geldi mi? Derneğin kuruluş amacı halkın birlikte sosyal aktiviteler yapması için yapılan bir şeydi yani. Birliktelikti bu. Halkı bir araya getirmek, hal hatır sormak, kaynaştırmak. Anlatabiliyor muyum? Buydu. Ha geldi mi, istenilen amaca geldi mi, kuruluş amacında, kuruluş başında amaçladığımız amaçlara gelinmedi ama bir hayli de yol kat edildi yani. Halkımız hiç değilse derneğini biliyor. Birlikte olacağı yeri biliyor. İlerideki daha güçlü, daha güzel günlere ulaşabilmek için birlikte olmanın ne demek olduğunu biliyor. İşte bu tür olaylar zamanla gelişecek. Çünkü kamusal, kamu işleri bu tür kamu olayıdır yani. Bu kolay kolay yerleşmez. Yerleşince de harf harf yerleşir. Evet. Sizin kurduğunuz dönemlerde aşağı yukarı her yaptığınız etkinlik en çok ve süreçte bakılıyor ki bir azalma ve millette bir kopma var. Bunun nedeni ne olabilir sizce? Yani 2500 kişilik bir kitleyi toplayan bir dernek şu anda bayağı kan kaybetme aşamasına gelmiş. Hatta yönetimde kimse yer almayacak duruma gelmiş. Yani bu konuda görüşlerini alabilir miyim? Neden böyle bir yola geldi ve derneğe güven mi azaldı yoksa insanların birbirine olan güveni mi azaldı? Şimdi bizim derneğe kurduğumuz dönemlerde memleketimizdeki siyasi olaylar vardı. Siyasi olaylar derken herkes kendine göre bir pay olayı vardı. Siyaset çok önemli bir şey zannediyorlardı. Siyaset halka hizmettir siyaset. Siyaset insanlığı birlikte bir arada tutup güçlendirmektir. Yani kendi kendini güçlendirmek ya da taraftarını güçlendirmek ya da oy potansiyeline göre cevap vermek değildir. İçinde bulunduğun halka hizmet etmek, onların ihtiyaçlarını tespit etmek, onları birbiriyle kaynaştırmaktır. Yani kim bunu yaparsa, hangi siyasi yaparsa o da tabii ki şeyini alır, meyvesini alır, sevilir. İşte bu tür olaylar dernekte zaten menfaat dışı bir olaydır. Dernek kurucuları, yöneticileri, dernekte hizmet eden insanların bir menfaati yoktur bu işte. Yani bir kazancı yoktur. Üstelik cebinden çıktıları da olabilir. Çıktılar da vardır yani. İnsanlar zahmet eder, koşar, insanlara hizmet eder. Acaba insanlarımız da bu tür olayları tam vakıf olamadığı için acaba bunun bir ne düşüncesi var da bu kadar gayret ediyor diye de dernek yöneticilerinden şüpheye bile girenler olmuştur yani. Çünkü bunu öğrenememiştir halkımız. Yani insan insana hizmet etmesi Allah'a hizmet etmek gibi bir şeydir. İşte insanlar bu tür olaylar yaşadık sıra bu dernek olayları birbirlerine doğru, dürüst, samimi, sıcak ihtiyaçlarına cevap verdikleri sürece bu dernekte güçlenecek. Devam edip gidecek yani. Evet. Ben geçenlerde gözlemlediğim bir konu daha var. Yani birbirini sevmeyen insanlardan topluluk olmaz. Yani birbirini seven, birbirine bağlı olan, birbirine dayanışma içerisinde olan insanlardan topluluk olur. Şimdi derneğin kurucususunuz ve kurucuların oluşturduğu tablonun ben geçenlerde dernek lokaline gittiğimde hatta bir köşe tarafa atıldığını gördüm. Yani böyle şey olmayan bir yere asılmış. Gerçi asılı ama yani görülmesin, gözden uzak olsun anlamında. Neden bu kuruculardan rahatsız olundu? Yani derneğe adamlar geldiler, emek verdiler, kurdular, gece günü çalıştınız biliyorsun. Ve neden böyle bir şeye başvurdular sizce? Şimdi başvuruları zaten dernekteki azalmanın, birlikte olmanın azaldığı, hatta dernek yönetimindeki yönetici bulunamadığının sebeplerinden biri budur yani. Esas ana sebeplerden biri budur.
Çünkü ailede de aynı şeydir. Kurucu dernek üyeleri veya dernek yönetimindekiler birbirlerine karşı iletişimde, birbirlerine karşı saygı, sevgi, çerçeve bir arada buluşamadıklarından dolayı dernekte azalmalar olur. Bundan olur azalmalar. Bir önceki yönetime insan olarak saygı etmesi lazım. Kendi halkı olarak saygı etmesi lazım. Birlikteliği yürütebilmek için çeşitli zamanlarda fırsat bulduk sıra toplantı muhabbetleri yapmaları lazım. Fikir alışverişler yapılması lazım ki halk birbiriyle danışıklı olsun, birbirine karşı bir sempatisi olsun. Dernek yönetimine geliyor işte, dernek yönetimini sanki bir ayrıcalık görüyor. Yani bilmiyorum artık bu nasıl bir hobiye kapılıyorlar, onu bilmiyorum. İşte onun için ben hani yaptım, ben bildim, ben yaparım. İşte ki benlik, biz kelimesini kaldırıp da ben yaparım hesabına girince iş işte bu konulardan değişiyor yani. Evet, yani bireysel düşünüyorlar. Bireysel oluyor tabii ki, yani şimdi bireysel oluyor. Bir de bazı zamanlarda işte bizler eleştirileri çok hazmedemiyoruz. Eleştiri dozunu mu kaçırıyoruz eleştirenlerde? Ondan sonra bir müşterekleri yakalayamıyoruz. Yanlış anlaşılıyor ya da yanlış anlatılıyor. Aslında emeller, amaçlar yani halkımız olarak genelde aynı, bir hedefe ulaşmak ama fakat buna ulaşabilmek için bazı kırıcı tavırlar, hareketler oluyor. Örneğin yani bir zamanları bizim şimdi gidip de dernek yönetimi olarak destek mezarlığındaki işte buranın temiz olmasını istememiz gibi ya da kenarının yapılması gibi, işte köprüsünün yapılması gibi köyümüzde. Bir takım eleştirileriniz oldu ve eleştiriler daha sonra gerçekleştirildi. Yani şimdiki o zaman yanlış anlaşıldık belki o sorumlu kişiler tarafından ama sonradan onlar da gördüler yani bu işin hakikaten böyle olduğunu. Bilmiyorum artık biz de öz eleştiri yaparsak acaba tavırlı mı anlattık onu da bilmiyorum ama yani çok güzel anlattınız. Halkımız işte bak geçtik süre, hala geçen gün de söyledim. Dedim ki bu mezarlığa bu proje çıkaralım. Şehir sistemi gibi mezarlarımız aynı istikamette, caddesi sokağı olsun. Dediler ki ya bu daha önceden karışıklıktan dolayı bu proje olmuyor. Olmaz olur mu? Mutlaka bir çaresi vardır. Bir dizayn olması gerekiyor yani, yapabiliriz bizler. Evet, bunları. Seni izleyenlere son mesajını alayım. Kısa bir sohbetimiz oldu. Şu anda sizi yüzlerce insan izleyecekler yurt dışında ve ülkemizde ve memleketimizde. Bunlara bir mesajın nedir son olarak? Evet. İzleyen eş, dost, hısım, akraba, büyük, küçük herkese saygılar sunarım. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz güzel söyleşiniz için.